Sevgili öğrencilerim merhaba, hoş geldiniz. Bugün alan ölçme ile ilgili problem çözeceğimizi söylemiştik. Bilgi yolu konu anlatımlı kitaplarımızı açıyoruz. Sayfa 349'dayız. Ben de sizinle birlikte açıyorum. Evet arkadaşlar, alan ilgili problemleri çözmeye başlayalım. Öncelikle alanı aynı olan farklı dikdörtgenler oluşturacağım. Bunları oluşturabilmek için ne gerekiyor bana? Hemen bir dikdörtgen çizelim. Bir dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Tabii benim dikdörtgenimden daha güzel dikdörtgenler çizin siz. Nasıl oluşturuyorduk alanı bulurken? Kısa kenarla uzun kenarı çarparak. Alanımız 48 olsun istiyoruz. O zaman kısa ile uzunun çarpımı 48 santimetre kare olan doğal sayılarımızı elde etmeyi istiyoruz. Örneğin hangi iki sayının çarpımı 48'dir dediğim zaman 1 ile 48 çarpılmış diyebiliriz. Kısa kenar 1 olur, uzun kenar 48 olur. Başka 2 ile 24 olabilir. Çarpıldığı zaman 48 olacaktır. 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8. Bakın farklı olacak şekilde doğal sayılarımızda biz neler elde ettik? Dikdörtgenimizin alanı aynı olan ama kenarları farklı olan sayılarımızı elde ettik. Bunları daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz videoyu durdurarak arkadaşlar. Örneğin 1 santimetreye 48 santimetre uzunluğunda çarptığınızda yine alanı 48 santimetre kare olacaktır. Evet, alan hesaplamayı gerektiren problemlere geçelim. Kenar uzunlukları 9 metre ve 12 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe sulanıyor. 1 metrekarelik alanın sulanması için 4 litre su harcandığına göre bu bahçenin tamamı sulandığında kaç litre su harcandığını bulalım. Arkadaşlar dikdörtgenin öncelikle şuradakinin alanını hesaplamamız gerekiyor. Çünkü bize 1 metrekarelik alan vermiş ama bizim bahçemiz 9 ve 12 metreden oluşan bir dikdörtgen. 9 çarpı 12 108 metrekare. 1 metrekarelik alana 4 litre düşüyorsa 108 metrekarelik alana ne kadar su düşmesi gerekiyor arkadaşlar? 1'e 4 geliyorsa 108 metrekareye 4 ile çarparak 432 litre su harcanacağını bulabiliriz. Evet, bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilebilmek için toplam 192 metre tel kullanılıyor. Buna göre bu bahçenin alanının kaç metre kare olduğunu bulalım. Evet, çok güzel bir soru. 3 sıra telle 192 metre tel kullanabiliyorsam bir sıra tel için yani sadece çevresi için ne kadar kullanabilirim arkadaşlar? 192'yi 3 kere kullanacağız. Yani 3'e böleceğiz. Böldüğümüz zaman 64 metre bizim için karenin çevresi demektir. Karenin çevresini bulabilmek için 4 tane kenarı topluyorduk. O halde bir tane kenarını bulabilmek için 4'e böleceğiz arkadaşlar. 16 metre olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Bizden ne istemiş? Bu bahçenin alanını. Alan hesaplarken karenin bir kenarını 2 kere yan yana yazarak çarpıyorduk arkadaşlar. 16 çarpı 16, 256 metre kare olarak bulunacaktır. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz. Kenar uzunlukları 70 metre ve 100 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın üzerine şekildeki gibi kenar uzunlukları 30 metre olan bir kare ev yapılıyormuş. Peki, ev yapıldıktan sonra arsanın boş kalan alanının kaç metre kare olduğunu bulun demiş. Arkadaşlar, biz tamamen kaç olduğunu bulabiliriz hemen kısa kenarımızı uzun kenarımızı çarparak. Daha sonra evin alanını hesaplayarak tamamından çıkartırsak yeşil alanımız yani bahçemizi bulabiliriz arkadaşlar. Peki 100 çarpı 70 7000 metrekare olacaktır. Peki evimiz 30 çarpı 30'dan 900 metrekare olacaktır. Geriye kalan yeşillik bölgeli alanı soruyor. O halde çıkartıyorum. 6100 metrekare bizim boş kalan alanımız olacak. Evet, yanda verilen şeklin alanın kaç santimetre kare olduğunu sormuş arkadaşlar. Şimdi ben şekle baktığım zaman bir dikdörtgen ya da bir kare göremiyorum. Ama bölersem çok rahat bir şekilde görebilirim. Örneğin şuradan bölelim arkadaşlar. 10 santimetre buradaysa 10 santimetre de karşısındaki kısa kenarımız yine aynı olacaktır. Aa, bakın ne oluştu? İki tane
farklı dikdörtgen oluştu. Şurada da bir tane dikdörtgenim var. Güzel. Şimdi uzun kenarımız şuradaki. Kaç olur arkadaşlar? 12 burada, 10 buradaysa toplam 22 santimetre. Hemen hesaplayalım. 15 çarpı 22, 330 santimetre kare olacaktır. Buradaki dikdörtgenimizin alanı. Yan tarafa geçiyorum. 20'ye 10 olan bir dikdörtgenim var. Alanını söylememiz lazım. 20 çarpı 10'dan 200 santimetre karede burada var. Toplamda 530 santimetre kareden oluşuyormuş şeklimizin alanı. Devam ediyoruz. Evet, kolay bir sorumuz sizin için artık. Durdurup siz yapabilirsiniz. Sonra bakabilirsiniz. Yandaki kareli zemin üzerine verilmiş olan boyalı bölgenin alanını bulalım. Arkadaşlar, ben önce tamamının alanını bulmak istiyorum. Daha sonra içerisindeki boyanmamış bölgenin alanını bulmak istiyorum. Tamamından boyanmamışı çıkartırsam boyalı alan kalacaktır. Şuradaki uzunluğum kaç birimden oluşuyor? 10. Buradaki uzunluğum 5 birimden oluşuyor. 5 çarpı 10'dan tamamının 50 birim kare olduğunu görebilirim. İçindeki 3 birim ve 6 birim olmak üzere dikdörtgenimin alanı 6 çarpı 3'ten 18 olacaktır. Geriye kalan alanı bulabilmek için çıkartıyorum. 32 birim kare olacaktır. Devam ediyoruz. Evet, sizin için artık kolaylaştı sorular. Kendiniz denemeyi başlayacaksınız. Yandaki şeklin alanı için soruyor. Kaç santimetre karedir diye. Yine ben aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Çok kolay olacak böyle. 10'a kaç santimetreden oluşan tamamını buluyorum. Dikdörtgenimin 3, 2, 3 topladığım zaman 8 santimetre. 8 santimetre kısa kenarım, 10 santimetre uzun kenarım. Çarptığımda tamamını bulmuş olacağım arkadaşlar. Çarpıyorum. 80 santimetre kare. Peki içerisinde küçük dikdörtgenlerim var. 2 tane. Bunların alanlarını bulmam lazım. Çünkü bize tamamını istememiş sonuçta. Buradaki taralılığım, şuradaki küçük dikdörtgenleri kesip atmış. Geriye kalanları sormuş. Kısa kenarımız 2, uzun kenarımız 4 olan bir tane dikdörtgenim var. 2 kere 4, 8. Burada da aynısı var arkadaşlar. 8 de burada. 8, 8, 16 santimetre kareye çıkartılacak içerisinden. Çıkartılarak buradaki yeşil bölgeli alanı bulabilirim. 64 santimetre kalıyor arkadaşlar. Evet, etkinliklere geçtik. Etkinliklerle pekiştiriyoruz. Testlerini çözüyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde tekrar üzere. Hoşça kalın.